daha biz görmedik. Biz. Sizi anlamıyorum. Ne hakla? Nasıl girdiniz siz? Soru sormayı bırakırsan. Konuşacağız dedik değil mi? Buyurun. Buyurun dinliyorum. Biz bugün babanla buluştuk. Nasıl? Ne konuda? Aslı ile ilgili, bebekle ilgili konuştuk, biraz tartıştık. Fikir ayrılıklarımız var biliyorsun. Biz zaten buraya Aslı'nın doktorundan geliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Ama inanın Ziya Bey en kısa sürede toparlayacaktır. Annene haber vermedin değil mi? Onu burada görmek istemiyorum. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yoksa burada mı o kadın? Evet anne. Şimdi Aslı ilaçları kullanmaya devam mı edecek? Yani çocuğu doğurmaya mı karar verdi? Anlamıyorum. Siz bunu önce babamla mı konuşmak istediniz? Hayır. Yani bak. Ben sadece kızımı korumaya çalışıyorum. Kimseyle bir derdim yok benim, tamam mı? Babanın bu durumuna çok üzüldüm. Benden dolayı olabileceğini düşündüm. Ki böyle bir şey asla istemem. O yüzden buraya geldim sizlerle konuşmaya. Ama tabii siz kalkanlarınızı çıkardığınız için sizinle konuşulmuyor ki. O yüzden benim de aklıma böyle bir şey geldi. Zaten görüp hemen gidecektim. Hadi gidiyorum zaten. Anne! Aslı yavaş, yavaş hareket et. Lütfen. Yavaş hareket et. Hadi gidelim. Ne işiniz var sizin burada? Anne, tamam. Lütfen. Tamam Mehmet, tamam. Bütün bunları niye yaşıyoruz biz? Ha niye yaşıyoruz? Sen biliyorsun değil mi? Aslı, hadi gidiyoruz. Yalnız bırakın bizi. Anne, Allah aşkına yeter. Ne yeri ne zamanı bu stres, bu sinirde. Hadi biz gidelim. Yalnız bırakın dedim size. İki çift lafım var dünürüme. Aslı hadi. Hadi. Yani Mehmet gerçekten özür dilerim. Yani haberi aldığımda yanımdaydı, engel olamadım ben de. Aslı, annen gizlice babamın yanına girmiş. Ne? Bizim hayatımızda sizin yeriniz yok. Gördünüz. Ben sustukça haddinizi her gün daha da aşıyorsunuz. Şu halde bile vicdan azabı duymuyorsun değil mi? Sen o adamın hayatını çaldın. Hayatı siz mi olsaydınız onun? Buna verilecek çok cevap var da şu anda sırası değil. Size rağmen vazgeçmedim ondan. Ama siz tek bir yanlış anlamayla çekip gittiniz. Diyordum. Biliyordum senin yaptığını. Onu yaşamadan yüreğinizde yarattığınız adamı sevdiniz. Ama ben yaşadım. 30 yıl boyunca emek verdim. Onun için doğrularımdan vazgeçtim. Aynı şey değil ki. O seni sevdi mi? Ben biraz önce odasına girdim, cevabımı aldım. Sen de alırsın işi. Bilmiyorum ne zaman. Doktor sana yorulma demiş.
Sen taksiyle git. Daha fazla bu stresi yaşama. İyiyim ben Mehmet. Değiliz Aslı. İyi falan değiliz, olamayacağız da. Ben artık daha fazla stres, daha fazla kavga yaşayamam. Yerim kalmadı. Lütfen. Mehmet, biz... Aslı, şu an bizi de konuşamayız. Babam en son Aslı'nın gitmesinin sebebi benim dedi. Senin gidişinin onunla ne alakası var? Bebeğinden vazgeçişini. Onun yüreğinin bu kadar yorulmasının sebebi ne? Düşünüyorum, bulamıyorum. Sebebi var mı? Aslı hadi gidiyoruz. Anne, ben burada kalmak istiyorum. Senin daha fazla durmana gerek yok Aslı. Babam bir kendine gelsin, haber veririm ben. Haber vereceğim. Sen git lütfen. Anne sen nasıl girdin odaya? Bunu evde konuşuruz Aslı. Anne tamam sen gördün gidiyorsun işte ben gelmeyeceğim. Evet, evet abi. Yok, şu an gerçekten şey ihtiyacımız yok. Biz de bekliyoruz. Tabii. Tabii ben söylerim. Çok sağ ol. Ne yapıyorsun burada? Korkma, bir şey olmayacak. Abi ben daha doya doya hiçbir şey yaşayamadım ki babamla. Sen niye ölmüş gibi konuşuyorsun? İyi dedi doktor. Annemin yanında güçlü durmaya çalışıyorum ama çok korkuyorum abi. Ben baba açısıyla büyümek istemiyorum. Hayır, öyle olmayacak. Tamam mı? Sen onun da bizim evimde küçük baş belası olarak büyümeye devam edeceksin.